Kıymetli izleyiciler, Gaziantep İl Müftülüğü'nden hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Kıymetli izleyiciler, çevrimiçi aile sohbetimize hoş geldiniz. Bugün toplumda engelli algısını Gaziantep İl Müftülüğü vaizimiz Nurullah Okuyan hocamızdan dinleyeceğiz. Sayın hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk muhterem hocam. Bütün dinleyenlerimize saygı muhabbetlerimizi iletiyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, sizler de iyisiniz. Elhamdülillah, sağ olun. Sayın hocam, Diyanet İşleri Başkanlığımız Aile ve Dini Rehberlik Dairesi çevrim içi aile sohbetleri tertip ediyor. Biz de Gaziantep İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak bu programları icra ediyoruz. Bugün toplumda engelli algısını sizden dinlemek üzere sizi buraya davet ettik. Davetimizi kırmadınız, icabet ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam. Sayın hocam, malum bugünkü konumuz, bugünkü konuşacağımız mevzu toplumda engelli algısı. Biz bu konuyu sizden dinleyeceğiz. Fakat şu soruyu sormak istiyorum. İslam'ın, dinimizin engellilere bakışı nasıldır? İsterseniz bu soruyu sormak suretiyle başlayalım. Evet hocam, dilinize kuvvet olsun. Programlarınızda bereket olsun inşallah. Daha hayırlı, istifadeli programlara Cenab-ı Allah muvaffak eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve men vela. Muhterem hocam, isterseniz her şeyden önce Kur'an-ı Kerim'den böyle bu konuyu böyle daha iyi anlamamıza vesile olacak bir ayet-i kerimeyle hem gönüllerimizin yumuşamasına sebep olsun diye bir ayet-i kerimeyle başlamış olalım. Sonra sorumuza geçelim. Yüce Allah Nahl Suresi 53. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Peygamberine Allah bir dua öğretiyor. De ki ey Resulüm, ey mülkün sahibi Rabbim, dilediğine mülkü verir, dilediğinden çekip alırsın. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Hayır senin elindedir, kudret elindedir, sen her şeye kadirsin. Aslında ayet-i kerime hakikaten çok büyük bir ufuk açıyor insana. Her şeyin Allah'ın elinde olduğunu, izzeti ve zilleti verenin Allah olduğunu ve her şeyimizin Allah'tan geldiğini bir defa unutmamamız gerekiyor. Yine başka bir ayet-i kerimede, özür dilerim, biraz önceki ayet-i kerime Ali İmran Suresi 126. ayet-i kerimeydi. Nahl Suresi 53. ayet-i kerimede ise وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ. Üzerinizdeki en düşük nimete varıncaya kadar her şey Allah'tandır. Bir defa yani her şeyden önce insan şunu hatırlamalıdır ki, yani üzerinde bulunan sağlık, afiyet nimetinden tutun en hafif gördüğü nimete kadar her şey Allah'ın vergisidir. Nimetin sahibi Allah'tır. Nimetin sahibi Allah'tır. İlk önce bunu unutmamak lazım. Bunu anlarsak belki olayları daha iyi çözümleyebiliriz. Meseleleri daha iyi kavrayabiliriz ve değerlendirmelerimiz daha isabetli olabilir. Bir defa elimizdeki nimetin Allah'tan olduğunu bilelim. Muhterem hocam, değerli bir noktaya geldik. Yani önemli bir noktaya geldik. İslam'ın engellilere bakış açısı nasıldır? Hepimizin malumu, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün böyle bir mecliste oturuyor. İşte Mekke'nin, o Kureyş'in önde gelen azılı müşriklerini İslam'a davet etmek için bir çaba gayret sarf ediyor. Meşhur işte Abdullah İbni Ümmi Mektum radiyallahu teala anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor ve peygamberin yanında oturuyor. Bu vaka, bu hadise gerçekten çok ibret amizdir. Hazreti Peygamberin yanında oturunca ey Muhammed, bana İslam'dan haber ver, Allah'tan haber ver, Kur'an'dan haber ver deyince tabi Hazreti Peygamber o anda stratejik bir hamle yapmak istiyor. İşte Kureyş'in müşrikleri yanında böyle önemli insanlar. Bunlar iman ederlerse belki kitleleri arkalarından sürükleyebilirler. İnsanlar bunlara böyle tabi olur. Bu şekilde iman, İslam dairesi daha genişlenir diye bir peygamber düşünürken Abdullah İbni Ümmü Mektum orada bakıyor ki Hazreti Peygamber cevap vermeyince biraz kırılıyor. Ayağa kalkıp gidiyor.
Yüce Allah olaya müdahale ediyor. عَبَسَ وَتَوَلَّا اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَى Kendisine bir amanın gelmesiyle yüzünü ekşitti diyor Peygamber aleyhisselama. Yani dikkat etmek lazım. Allah peygamberinin bu iyi niyetli uygulamasında dahi Hazreti Peygamber'den bunu kabul etmiyor. Yani çok dikkat etmek lazım. İslam dini işte böyle bu kadar önemsemiş, bu kadar kıymet vermiş olmaz. Yani Kureyş'in en önde gelen insanları dahi olsa ve karşıdaki muhatap Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dahi olsa yine de bir amanın kalbinin kırılmasını kabul etmemiştir. Bu kadar ince ve titiz davranmıştır. Üstelik hocam Abdullah ibn Mektum amadır ve Peygamber Efendimiz'in yüz ifadesini de görmemiştir. Görmemiştir, bravo. Ve daha ötesi Hazreti Peygamber ondan sonra Abdullah ibn Mektum'u görünce bazı rivayetlerde, tefsirlerde böyle cübbesini yere serer. Merhaben bimen atebeni fihi Rabbi. Rabbimin kendisi için beni kınadığı insana selamlar olsun der ve böyle espriler yaparmış kendisine. Böyle kalbini de alırmış. Yani dikkat etmek lazım. İslam dini bu kadar böyle çizgiyi net tutmuştur. Karşıdaki muhatap ama ise bu uygulamada bulunan Hazreti Muhammed de olsa İslam böyle ince bir çizgiye işaret etmiş ve bize bunu öğretmiştir. İkincisi değerli hocam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diyor ki devlet kötürümlere, işte engellilere bakmakla yükümlüdür. Onlara maaş bağlamakla, sorumluluklarını gidermekle. Devlet onları başıboş bırakamaz, ihmal edemez demiştir. Yine Halife Velid bin Abdülmelik o zamanın tabii şartlarında engellilerle sorumlu tutulunca şöyle meşhur bir cümlesi var. Diyor ki yeminler olsun diyor ben bütün kötürümlere maaş bağlayacağım. Onlarla özel ilgileneceğim. Hatta öyle bir yapacağım ki aileleri içerisinde en böyle değerli kimseler olacaklar. Maaşları olacak. Böyle önemli iltifatlar kendilerine devlet tarafından yapılacak. Ben onları asla şey yapmayacağım, ihmal etmeyeceğim demiş. Başka ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde de Yüce Allah daima böyle bize biraz titiz davranmayı, biraz daha böyle yumuşak, biraz daha kalbimizden onlara karşı muhabbet beslememizi emretmiştir. Bu açıdan yani biz bunu unutmamalıyız ki hepimiz bir engelli adayıyız. Hepimizin böyle bir durumu olabilir. Yarın nasıl görülmek istiyorsak bugün öyle görmeliyiz. Sayın hocam bize Abese suresinden ayetler okudunuz. Buradaki hassasiyeti dile getirdiniz. İslam kültür ve medeniyetinin bu ayetlere muhatap olan İslam kültürü ve İslam medeniyetinin engellilere bakışı nasıl oldu? Onlara karşı tutumları nasıl oldu? Evet, değerli hocam şimdi tabii şöyle düşünelim. Yani engel aslında insanı bir şeyden engellemez. Aslında insan onu zihinden ayarlar. Zihinle bir şeye, bir noktaya gelir. Zihindir insanı bir şeylerden alıkoyan, bedendeki engeller değildir. Mesela Eban bin Osman böyle kulak problemi yaşayan, kulaklarında bir eksiklik bulunan bir Müslüman iken tabii buna rağmen çok büyük bir fakih oluyor. Yani İslam hukukçusu oluyor ve bu konuda birçok böyle insanlara kanal açıyor, çığır açıyor ve insanları bilgilendiriyor. Yani kulak problemi yaşayan mesela insan ilmi bilgileri gidip bir hocadan alır. İşte bir hoca eğitiminden bunları görür ama gayret etmiş, çaba göstermiş ve buna rağmen gidip İslam'ın düşüncelerini insanlara aktarmaya gayret etmiştir. Onların da aslında bu noktada çabaları olmuş, gayretleri olmuştur. Yine Muhammed bin Sirin kulak problemi aynı şekilde yaşamasına rağmen çok meşhur rüya tabircileri arasında yer alıyor ve aynı zamanda çok meşhur bir ravi olmuştur. Hadis rivayeti yapmıştır. İslam medeniyetinde de onların katkıları bulunmuştur. Yani İslam'ın gelişmesine gayret sarf etmişler, bunun için çaba harcamıştırlar ve bunların o yani hiçbir zaman dememiştiler ya ben normal bir insan gibi bu ilimleri tahsil edemeyeceğim belki. Bu noktada belki bazı eksikliklerim bulunacak. Bu şekilde düşünmemiş. Tam aksine
gayret çaba sarf etmiştirler ve İslam medeniyetine bir şeyler katmıştırlar. İslam medeniyetinin ilerlemesinde bir tuğla da onlar koymuşturlar. Dolayısıyla engel hakikatine bakılacak olursa, yani insanı hiçbir şeyden alıkoymaz. Asıl engel insanın zihnine yerleşen engellerdir. Hocam demek ki insanın gözündeki veya kulağındaki bir noksanlık onun ilim elde etmesinde veya büyük bir alim olmasında veya topluma rehberlik etmesini bir engel değildir. Eyvallah. Hatta Allah Resulü'nün sözünüze bir tetimme olsun. Allah Resulü bazen savaşlara çıkarken bazı gazalarda Abdullah İbni Ümmü Mektum'u kendi yerine vali olarak tayin etmiştir. Yani o bölgenin valisi olarak Abdullah İbni Ümmü Mektum'u bırakmıştır. Yani dememiştir işte Abdullah İbni Mektum görmüyor. Nasıl bunu vali tayin edeceğim? Tam tersine onu uygun görmüştür, onu namzet görmüştür ve ona iltifat etmiş, değer atfetmiştir. Yani onların bu eksik durumları onların bir kaymakam oluşlarına, bir vali oluşlarına veya büyük bir alim oluşlarına bir engel teşkil etmemiştir. Eyvallah. Peki hocam, madem bunlar engel değil, o halde gerçek engel nedir? Eyvallah. Tabii burada onu görmek lazım. Yani madem biz bunları engel kabul etmiyorsak, böyle bu görevlere girmelerine dahi bir engel teşkil etmiyorsa, ama gerçek engel nedir o zaman? Hı hı. Hocam gerçek engel aslında gönüllere inen engeldir. Gerçek engel bedenden çok ruha inen engeldir. Şimdi Yüce Allah Celle Celaluhu bir ayet-i kerimede قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Ya Rabbi, niçin beni dünyada gördüğüm halde burada kör olarak haşrettin diyor. Bir sahneden bahsediyor Yüce Allah. Mahşer gününde bazı insanlar kalkacaklar ki ama körler. Ya Rabbi, dünyada görürdüm ben. Dünyada gözlerim görüyordu. Niçin ben burada kör olarak haşredildim deyince ayet-i kerimenin ifadesi cevap. Çok manidar. قَالَ كَذَلِكَ اَتَتْكَ اَيَاتُنَا فَنَس۪يتَهَا. Sana işte böylece ayetlerimiz geliyordu da sen onları unutuyordun. Ve kezalike yevme tunsa. Bugün de sen unutulacaksın. Aslında ayet-i kerime çok manidar bir noktaya işaret ediyor. Yani dünyada görüp ahirette ama olacak, görmeyecek nice insanlar vardır. Yine Yüce Allah kalp, gözler değildir kör olanlar. Kör olanlar, asıl körler gönüllerdeki kalplerdir diyerek hakiki engelin bedende değil ruhta olduğuna, maddi değil manevi olduğuna işaret etmiştir muhterem hocam. Gözü olduğu halde göremeyen. Gözü olduğu halde göremeyen, kulağı olduğu halde işitemeyen, aklı olduğu halde tefekkür edemeyen nice insanlar vardır. Asıl engel belki budur. Değerli hocam, bir noktaya daha değinmiş olalım. Aslında engelli tabiri pek yerinde bir tabir gelmiyor bana açıkçası. Yani engelli deyince tabir üzerinden bir olumsuz bir algı oluşmuş oluyor. Keşke böyle bir değişik bir isim bulunabilse. Yani böyle işte böyle sınır konmasa. Sınır konulmasa. Eyvallah. Böyle sınırlandırılmasa, işte özel insanlar, pozitif ayrımcılığı olan insanlar, böyle onları da böyle bir nevi böyle teşvik edecek, biraz daha gayrete getirecek bir cümle kullanılabilse de, hatta Yüce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında birisinden bahsedilirken bu engellidir diyorlar. Buna denk bir kelime kullanılınca Allah Resulü diyor ki engelli demeyin ona diyor. Musibete uğramış, musibete giriftar olmuş deyin. Hakiki engel insanı namaza götürmeyendir. Hakiki engel Allahu Ekber, Allahu Ekber, hayâle salâh, hayâle felâh nidalarına insanı icabet ettirmeyen engeldir. Hakiki engel insanı ahiretteki ebedi saadetinden mahrum bırakan engeldir. Yani sadece Allah'ın belli bir noktada, kader planında insana getirdiği bir şeye engel denilmemesi gerekiyor. Evet. Sayın hocam, peki bu musibete uğrayan, düçar olan bir kimse kendi durumunu nasıl değerlendirmeli, nasıl teselli olmalı? Evet. Bunun kader sırrı nedir? Evet. Şimdi değerli hocam, tabii bu nokta önemli. Sonuçta dünyaya gelip bu şekilde engelli olan insanlar var. Bunu nasıl değerlendirmelidir? Yani Allah'ın bana verdiği bir musibet olarak mı görmelidir?
ya da olayı nasıl değerlendirmelidir? Yani bir Müslümanca bir bakış dediğiniz gibi nasıl yapılmalıdır? Yüce Allah yine Kur'an-ı Kerim'de مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ Başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, yani yeryüzünde sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki onu yaratmadan önce o kitapta bulunmasın diyor. Yani biz onu yazdık, takdir ettik, kendi ilmi ezelimizle yazdık. İnne zalike alallahi kesir. Doğrusu bu Allah'a yesir. Doğrusu bu Allah'a çok kolaydır. Allah için bu zor değildir. Niçin peki böyle oldu? Li'alla ta'sau ala ma fatakum ve la tafrahu bima ataakum. Allahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Gerçekten ayetin şu son vurgusu tam böyle noktayı bırakıyor. Bu kaybettiklerinize üzülmeyesiniz. Allah'ın size verdiği nimetlere de şımarmayasınız diyedir. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Yani burada Yüce Allah'ın ifadesiyle her şeyi biz yazdık, takdir ettik. İnsanın üzerine gelecek, başına gelecek musibetleri takdir ettik. Bir anda gözünü açıp bu işin içerisine düşmüş ve bu işin içerisinde kendisini gören insanın Rabbani bir sır, kader planı ve Allah'ın takdirini kabul etmekten başka bir alternatifi yoktur. Bunu yaparsa insan, sabrederse o zaman büyük bir kazanç içerisinde olmuş olur ve içinde bulunduğu durumu pozitif bir duruma çevirmiş olur. Dedik ya işte hakiki engel hakikatine bakılacak olursa gönüllere inen engeldir. Ama insanın böyle hasbelkader, kader planında insanın içerisinde bulunduğu şeye biz engel demediğimiz için Allah'ın takdiri olarak kabul ediyoruz. Yüce Allah'ın takdiri de kabul edilmekten başka, rıza gösterilmekten başka bir noktaya götürmemelidir insanı. Çünkü insan biraz böyle aşarsa bu işi, biraz üzerine düşer, biraz böyle kafa patlatıp niye ben, neden başkası değil, niye falan kardeşim değil de ben, niye falanca komşum değil de ben derse o zaman şikayet boyutuna gidiyor. Allah korusun böyle kaderi kabullenmeme noktasına gelebilir. O zaman dünya ve ahiret kaybına sebep olabilir. Hocam şuna da şahit oluyoruz. Mesela gözlerinden sorunu olan bir kimse çok güzel Kur'an okuyabiliyor veya Kur'an'ı çok rahat ezberleyebiliyor. Eyvallah. Yani Allah Celle Celaluhu bir yerden kısmışsa sanki bir başka yerden fazlaca vermiş. Veriyor. Yani böyle zihni, ezber gücü, hafızası çok kuvvetli olabiliyor. Tam sözünüze siz göz engelinden bahsedince bir hadis daha okumuş olalım o zaman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde اِذَا اِبْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَب۪يبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَدْتُهُ مِنْهَ الْجَنَّةِ bir hadis-i kutside. Yüce Allah, ben bir kulumu gözleriyle imtihan eder ve gözlerini alırsam, o da sabrederse Allah'ın bir müjdesi var. Belki bizi dinleyen şu anda gözlerinde problem yaşayan kardeşlerimiz de vardır. İşte nebevi bir müjde, Rabbani bir ata, vergi. Allah diyor ki avvattuhu minhel cenneh. Söz olsun o gözlerine karşılık cenneti vaat ediyorum ona. Tabi bu elbette ki hadisi şerifin metni budur ama diğer bir konuda, bir uzvunda eksiklik yaşayan kardeşlerimize de burada bir müjde vardır değil mi? Eyvallah. Yani hani insan en çok dünyayı görme nimetiyle mesela önünüzdekini, karşıdakini, tabi göz büyük bir nimet yani. Burada en büyük nimete değinilmiş aslında. Çünkü göz olmayınca insan yediği şeyin tadını almakla beraber vasfını bilemiyor, göremiyor veya yani dünyadaki bütün hele hele bu modern dünyada bu öyle her şeyin telefonlara kilitlendiği işte dijital ortama çıkarıldığı bir ortamda göz ne demektir daha iyi anlıyoruz. Yani dediğiniz gibi fazla bir vurgu yapılmıştır yoksa evet. Özellikle sadece o demek değildir yani. Evet hocam. Hocam son olarak peki bunları dinledik sizden. Bizim vazifelerimiz ne olmalı onlara karşı? Eyvallah hocam. Şimdi bu konuya da birkaç kelimeyle değinmiş olalım hocam. Birincisi biz asla hocam kimseyi hakir görmemeliyiz. Bu çok önemli bir nokta. Belki bir musibete giriftar olmuş kardeşimiz, belki hocam her şeyi unutacaktır. Ama bizim ona baktığımız o böyle küçümser gözle bakışımızı hiçbir zaman unutmayacaktır. Yani gören görmeyenden üstün değil. Değildir. Tutabilen tutamayandan üstün değil. Bravo, tam
Belki de bu noktada şu hadisi okumak yerinde olur hocam. Eyyühennas inne ebakum vahidun. Hazreti Peygamber'in nebevi bir hitabını gönüllerimizle dinlemiş olalım. Kulaklarımızla değil de gönüller. Çünkü biz hakiki varlığın gönülden geldiğini savunuyoruz sabahtandır. Ey insanlar, babanız bir kişidir, birdir. Tek babadan geliyorsunuz, Adem'den geliyorsunuz. Ela la fadla li arabiyyin ala acemiyyin. Arap olanın, Arap olmayandan hiçbir üstünlüğü yoktur. Siyahın kırmızıya, kızıla bir üstünlüğü yoktur. İlla bit takva. Sadece takva ile hayır vardır. Sizin üstünlüğünüz takva iledir. Sizin Allah katında en değerli, inne ekremekum indallahi etkakum. Sizin Allah katında en değerli olanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır. Yine başka bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselam, innallaha la yanzuru ila suvarikum ve emvalikum. Allah sizin suretlerinize, şekillerinize, mallarınıza bakmaz. Velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Kalplerinize ve amellerinize bakar. Yani sizin için önemli olan kalplerdir, amellerdir demiştir. Birincisi demek ki onlara böyle hakir gözle bakmamak lazım. Bu gerçekten çok önemlidir değerli hocam. Dersimizin de ilk başında söylediğimiz gibi yani kendi çalışıp da kazandığımız bir nimet değil ki. Yani onunla iftihar edelim. İftihar edelim, o iftihar vesilesi kılalım. Birincisi bu. İkincisi hocam alay geçmek işte. Belki toplum içerisinde bu noktada da biraz daha gayret dikkat edilmesi gerekir. İşte kör, falanca topal, falanca sağır, falanca böyle olumsuz vasıflara eklemek doğru değildir. Çünkü Yüce Allah, ya eyyühellezine amenü la yeshar kavmun min kavmin. Hiçbir topluluktan alay geçmesin, onlarla dalay geçmesin, alay konusu yapmasın demiştir. O yüzden meşhur Arap edebiyatının şairlerinden Ebu Tayyip, cerahatü sinani lehiltamu ve la yeltamu cerhal lisan. Süngülerin yaraları geçer ama dilin yarası geçmez demiştir. İnsanları dilleriyle yaralayanlar o yaralarını kapatamazlar. İnsanlar o yaraları hiçbir zaman unutmazlar. İşte falanca kör veya hele onun bulunduğu bir mecliste bu şekilde konuşmak doğru olmaz. Zaten Buhari'de de bir hadis-i şerifte Peygamber Aleyhissalatu vesselam هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرُزَّقُونَ اِلَّا بِدُعَفَائِكُمْ. Siz zayıflarınızla rızıklandırılır ve yardım edilirsiniz. Aslında bizim sigortamızdırlar. Biz onlara minnet borçluyuz. Yani ne onları hafif göreceğiz, basit göreceğiz, nasıl böyle bir noktaya gelebiliriz? Yine Nesai'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte اِنَّمَا نَصَرَ اللّٰهُ هَذِهِ الْاُمَّةَ بِدَعَفَتِهِمْ. Allah bu ümmete zayıfları hatırasına yardım etmiştir. Onların yüzü suyu hürmetine onlara yardım eder. Peki onların neyinden dolayı yardım eder? Bi davatihim ve salatihim ve ihlasihim. Onların dualarıyla, onların namazlarıyla, onların ihlası, samimiyetiyle. Çünkü gönüllerindeki kırıklığı Allah sever. Allah kırık kalplerdedir. Allah kırık kalplere sahip çıkar. Onların o haline Cenab-ı Hak rahmet eder, rahmet kanatlarını yayar. Dolayısıyla bu hadis-i şeriflerden bizim anladığımız demek oluyor ki onlar aslında bizim sigortamızdır. Biz onlarla aslında onlara bir minnet dediğiniz gibi minnet borcumuz vardır. İkincisi buydu. Üçüncüsü değerli hocam engelli insandır. Allah insana değer vermiştir. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Biz insanoğlunu değerli yarattık, şerefli yarattık, kıymetlidir bizim için demiştir. Allah-u Teala onlardan bazı işte İslam'ın mükellefiyetlerini kaldırmıştır. Namazla ilgili, oruçla ilgili, zekatla ilgili bazı noktalarda onlara pozitif ayrımcılık bu anlamda yapılmıştır. Bu konuda mesela oruç tutamayanlar için وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَمْ مِسْكِنْ. Oruca gücü yetmeyenler fidye versinler demiştir Cenab-ı Allah. Onlardan bazı sorumlulukları da kaldırmıştır. Madem Yüce Allah onlara böyle bir pozitif ayrımcılık tanımışsa bizim de onlara karşı bir merhamet kanadımız olmalıdır. Onlara karşı bir şefkat kanadımız olmalıdır. Bir de değerli hocam birkaç böyle toplumsal görevi hatırlatmış olalım. Bazen şöyle düşünelim. Bir hastalığa düçar olmuş bir engelli kardeşimiz var. Maddi gücü yok. İlaç alamıyor. Yani biz Müslümanız. Biz toplumsal yardımlaşmanın
zekat müessesesiyle korunduğunu savunan insanlarız. Bu inanca, bu hikmete inanan kimseleriz. Peki böyle biz o Müslüman kardeşimizi orada böyle aç bir şekilde bıraktığımızda nasıl böyle yerilmeye layıksak, aynı şekilde ilaçsız bıraktığımızda da, hani zaten hep toplumumuzda derler, aç ve ilaç. Yani eşit değer kabul edilmiştir. Yani ulaşması gereken sağlık şartları temel ihtiyaçtır. Temel ihtiyacıdır onun için. Bu noktada da kendilerine sağlık için yardımcı olmamız gerekir. İkincisi de belki bazen bazı cihazları alamıyorlar. Böyle toplumumuzun gerçekten böyle asil zenginleri de var. Böyle insanların şartlarını, durumlarını ve ihtiyaçlarını gözeten çok böyle değerli, zengin, Allah'ın imkan tanıdığı kimseler de vardır. Bu kardeşlerimize de tabii biz bu hatırlatmayı yapıyoruz. Biraz önce dediğim gibi Allah kırık kalplerde gizlidir. Allah'ı kırık kalplerde aramak lazım. Onların ihtiyaçlarını giderip oradan Allah'tan yardım beklemek lazım. Eski alimler öyle demiştiler, ulema. İşlerinizin hal olmasını isterseniz düçar olanlara yardım ediniz. Tanımadığınız düçarların sıkıntılarını, problemlerini giderin ki Allah da sizin problemlerinizi gidersin demiştir. Yine aynı şekilde hocam, daha önemli bir noktaya geleceğim belki. Evlilik noktasında da biz onlara yardımcı olmalıyız. Yani sonuç itibariyle toplumun içerisinde yaşıyorlar. Topluma entegre olmuşturlar. Artık toplumdan ayrı bir kategorileri yok. Toplumun içerisinde yaşıyorlar. Bu da toplumun temel ihtiyaçlarından birisi olduğu için bu noktada da böyle bir aktif rol oynanılmalı. Onların evlenilmesine de ayrıca bir gayret sarf edilmelidir. Bir de değerli hocam, şuna çok dikkat etmek lazım. Onlara toplum içerisinde biraz böyle iltifat etmek. Yani bir kelimeyle, iki kelimeyle işte değerli kardeşim hoş geldiniz, meclisimizi şereflendirdiniz, iyi ki varsınız. Aslında siz bizim için bir sevinç kaynağısınız. Görünce mutlu olduk. Böyle gönüllerini de almak bizim için en önemli görevlerden birisidir hocam. Evet. Hocam siz de okumuş olduğunuz ayetlerle, hadislerle gönlümüze, ruhumuza da kondunuz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Son bir dua ile bitirmiş olalım hocam. Buyurun hocam. Aslında hepimizin namazlarında yaptığı dua: Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Ayet-i kerime ile dua etmiş olalım. Ya Rabbi, dünyada da ahirette de bizlere iyilikler ver. Bizleri kaza beladan muhafaza eyle. Cümlemize sağlık nimetiyle sana ibadet edebilmeyi nasip eyle. Ve kina azabennar. Ve bizleri ateş azabından, cehennem azabından muhafaza eyle. Amin. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Allah bereketli programlar nasip eylesin. Amin. Sağ olun. Kıymetli izleyiciler, bugün toplumda engel algısını il müftülü vaizimiz Nurullah Okyan hocamızdan dinledik. Bir başka programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.